Sayın seyirciler, tekrar birlikteyiz. Konuğum Profesör Doktor Hakan Erbay ile anestezi uygulamalarını konuşuyorduk. Konuşmamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki hocam, anestezi ile ilgili hastaların bilmesi gereken neler var? Onlarla başlayalım. Evet hocam, buradan halkımıza verebileceğimiz önemli bir mesaj olarak güzel bir soru. Anestezi hekimini mümkünse tanımalarını, anestezi ile ilgili sorular sormalarını ve anesteziden korkmamalarını biz istiyoruz. Ve anestezi hekimiyle görüşürken merak ettiği şeyleri mutlaka sormasını ve anestezi hekiminin önerilerini de dinlemesini öneriyoruz. Aslında toplumumuzda tarihsel bir geleneksel olarak korku vardır. Hani narkoz, ameliyat masasından kalkamama, uyanamama korkusu. Uyanamama, evet. Korkusu, bu çok yoğun bir korku gerçekten. Sonuçta yani yaşamın sonlandığı veya ölebileceği, beyaz örtülü masadan hani kalkamamak diye şiirlere de konu olmuştur malum. Bu ciddi yoğun bir korkudur ve aslında biliriz ki biz bilmediğimiz şeylerden korkarız. Evet. Dolayısıyla burada korkulacak bir şey olmadığını, tabii ki önemli bir işlem yapılıyor, ciddi bir işlem yapılıyor. Anestezi ve cerrahi bir ekip olarak hastanın sağlığına tekrar kavuşması için hayati bir işlem yapıyor. Çok ciddi yönleri var ama artık günümüzde ilaçlarımız modern, cihazlarımız çok modern. Biz dünya gerisinde değiliz. Hatta dünyanın en iyileri arasındayız Türkiye olarak. Övünçle bunu söyleyebiliriz sanıyorum. Kesinlikle. Tıp sektörü olarak hekimlerimiz iyi eğitimli, kaliteli insanlardır. Ekiplerimiz hiyerarşik olarak çok başarılıdır. Üniversite hastanemiz olarak gerek kullandığımız ilaçlar, gerek sarf malzemeleri ki diğer hastanelerde de böyledir aslında. Dünyanın en modern, en güncel ilaçları ve makineleriyle sürdürülüyor. Ve bizim anestezi branşı da çok teknolojik teknolojiyi kullanır. Gerek anestezi cihazları olsun, gerek izlem cihazları olsun. Burada hastamızla biz yeterli konuşabilirsek, yöntemleri neler olacağını anlatabilirsek hastanın korkusunu yenmesinde büyük bir aşama kaydediyoruz gerçekten. Hasta-hekim ilişkisi açısından önemli bir güven sağlanmış oluyor. Tabii hastalarımızın da aslında burada üstüne düşen şeyler oluyor. Bir de sorumlulukları var. Bir de sorumlulukları var. Yani sadece bizim sorumluluklarımız yok. Onların sorumlulukları ne hocam? Hastaların sorumlulukları. Güzel. Hastalarımızın da bazı sorumlulukları var. Örneğin ameliyathanede kullanılan bazı elektrikli cihazlar, sizlerin kullandığı koterler veya bizlerin de kullandığı monitörler gibi cihazların parazit yapmaması veya hastada bazı komplikasyonlara yol açmaması için bazı metal takılarını, altın, gümüş gibi küpe, yüzük, bilezik, kolye, hal gibi kozmetik eşyalarını, takılarını çıkarmalarını istiyoruz. Lütfen ameliyathaneye herhangi bir takı olmadan gelsinler. Piercing evet, onu ifade etmek lazım. Gençlerde özellikle yaygınlaşıyor. Bir başka konu tabii kına, ellerde özellikle, ayaklarda, oje, ruj gibi, allık gibi cildin rengini, dudakların rengini, tırnakların rengini gizleyebilen ve hatta cihazların oksijen ölçüyoruz çünkü biz. Tabii, çünkü önemli o cihazların ölçümü. Sürekli kanda oksijen miktarını ölçtüğümüz için ve bu da yaşamsal bir izlem olduğu için örneğin onu bozabilme potansiyeli nedeniyle oje, işte kına, allık gibi, pudra gibi cildin gerçek rengini an be an izlenebilmesini engelleyebilecek bazı makyaj diyelim ları yapmamasını rica ediyoruz. Hiçbir şekilde, işte far aynı şekilde. Her türlü makyaj yani diyelim. Bunları yapmamalarını istiyoruz. Bir de bizim açımızdan anestezide açlık konusu vardır. Hastalarımıza bunu biz zaten söylüyoruz. Cerrahlarımız da bunu takip ediyorlar. Hemşirelerimizle beraber.
Ancak bazen unutulabiliyor. Ama bu hayati bir konu. Herhangi bir şey yiyip içmemelerini istiyoruz. Neden aç kalması gerektiği konusunda da bilgi verebilirsek hocam. Tabii. Eskiden daha fazla sürelerde aç kalmasını istiyorduk ama günümüzde o süre gece 12'den sonra istiyorduk ama onu günümüzde artık 6 saat hatta 4 saate kadar inebiliyor. Çünkü çok aşırı aç kalmanın yarardan çok zarar getirdiği, bazı metabolik sıkıntılara yol açtığı artık görülmüş durumda. Dolayısıyla bir 6 saatlik açlık, hatta bunu susuzluk, yani şöyle diyelim oruç. Evet. Oruç gibi olması lazım. Aslında. Bazen çünkü yemiyor hastalar ama bana aç kalacaksın dediler diyor hekim. Ama bir şeyler içmiş olarak gelebiliyor. Tabii onu da istemiyoruz. En az 4 saatlik, 6 saatlik bir oruç diyelim. Çünkü İngilizce literatürde de oruç olarak geçiyor. Onu öyle söylemek lazım. Bir de bunu özellikle rica ediyoruz tekrar kendilerinden. Kendilerine sorumluluklarının bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Doğru. Hocam biraz önce konuştuk, yani sizin temel varoluş sebeplerinizden birisi aslında ameliyat sırasında hastanın ağrısını kesmek. Evet. Bununla ilgili farklı bir biriminiz de var, yani algoloji birimi var. Bu algoloji tedavisiyle genellikle anestezi uzmanları ilgileniyor. Kısaca o algoloji biliminden de bahsedebilir miyiz? Tabii ki hocam, teşekkür ederim. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlığı olarak Türkiye'de tanımlanmıştır. Dünyada da öyledir aslında. Reanimasyon Fransızcadan geçmiş. 1950'li yıllarda Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından uzmanlık olarak tescillenirken anesteziyoloji ve reanimasyon, yani anesteziyoloji ve yoğun bakım, yoğun diyelim. Bakım. Reanimasyon. Yeniden canlandırma gibi. Anestezi ve yoğun bakım birlikteliğinde bir uzmanlık alanı. Tabii anestezi ilk adımda ağrı duyusunu ortadan kaldırmak görevinde olduğu için zaman içinde başka ağrı çekilen hastalıklarda da anestezinin kullandığı yöntemler ve ilaçlar bu hastalara da uygulanır hale gelmiş. Dolayısıyla ağrı anestezinin zaten işi çok fazla ve yoğun olduğu için anestezinin içinden bir ağrı yandalı aynı gerekçelerle yine anestezide kullanılan yöntemler olan işte ameliyat sırasında solunumu yönetme, ameliyat sırasında damar içi sıvıları yönetme, ameliyat esnasında aldığı çıkardığı sıvıları yönetme gibi gerekçelerle yoğun bakımda anestezinin içinden sonra bir yan dal olarak ayrılmış durumda. Şu anda anesteziyoloji ana bilim dalında iki tane, belirttiğiniz gibi birisi ağrı, birisi de yoğun bakım olmak üzere yan dala sahip. Nasıl anestezi uzmanı olunuyor? Anestezi uzmanı olmak için tıp fakültesi mezunu olmak gerekiyor. 6 yıllık malum. 6 yıldan sonra 5 yıl uzmanlık eğitimi görülüyor. Tabii bunun için bir uzmanlık sınavına giriş, uzmanlık sınavını kazanması gerekiyor. Bu sınavı kazandıktan sonra yetkin bir kurumda 5 yıl ihtisas eğitimi alıyor, uzmanlık eğitimi alıyor. Sonuçta sınavlar var. Uzmanlık sınavlarından da test sınavı ve biliyorsunuz bilim sınavından geçtikten sonra uzmanlık belgesini almaya hak kazanıyor. Ama daha da ben yan dal yapacağım. Yan dal uzmanlığını da almak istiyorum denirse bir sınava daha giriliyor ve 3 yıl, 2 yıl branşa göre. Ağrı sadece anestezide değil ya da yoğun bakım sadece anestezide değil. Başka bölümlerinde var. Branşlara da tanımlanmış. Yan dal olarak. Evet. Farklı branşlardan da hekim arkadaşlarımız yan dal uzmanı olabiliyorlar. Yani bizim Pamukkale Üniversitesi'nin ağrı merkezi çok güzel tedaviler yapıyor. Yani başarılı tedaviler yapıyor. Onu geçen programda işte Ercan Hoca ile konuştuk zaten. İsterseniz diğer kısmıyla biz devam edelim. Tamam, yoğun hocam. Bakım kısmıyla devam edelim. Gayet tabii. Yoğun bakım türü var mıdır? Yani siz yoğun bakımınıza hangi hastaları kabul ediyorsunuz? Oradan devam edelim hocam. Evet, yoğun bakımımız bizim anesteziyoloji ve reanimasyon
ana bilim dalına bağlı yoğun bakım ki farklı ana bilim dallarına bağlı yoğun bakımlarımız da var. Sizin kardiyovasküler cerrahi olarak var örneğin. Beyin cerrahisinin var. Var. Çocuk hastalıklarının var. Çocuk cerrahisinin var. Birkaç dahil yatağı dahiliyenin var. Ve anestezi bölümünün var. Bizim ana bilim dalımıza bağlı iki ayrı farklı hastanemizin bölümünde yoğun bakımlarımız var. Hı hı. Ameliyathane katında bir yoğun bakımımız var. Bir de yoğun bakımlar katında daha büyük hasta yatağına sahip bir yoğun bakımımız daha var. Ameliyathanedeki daha çok büyük ameliyatlar sonrası yakından takip edilmesi gereken ve yoğun bakım gerektiren kritik hastalıklardan ameliyat olan hastalar için kullandığımız bir yani, altı yataklı birimimiz var. Hastalığın önemli bir kısmı sadece hani anestezi kısmında değil, evet, ameliyat sonrası kısmında da takibini önemli bir görev yapıyorsunuz aslında. Evet, aynen. Teşekkürler. Ameliyatta değil, yani biz ameliyat öncesinde hastamızla bağlantıyı kuruyoruz. Onun için ne gerekiyorsa ihtiyaçlarını belirleyip ameliyat sürecinde ameliyatını takip ediyoruz. Onun ameliyat sırasında hangi takip ve tedavileri gerekirse onu yapıyoruz. Ağrı duymama başta olmak üzere. Gerekirse kan, gerekirse başka serumlar ve çıkardığı kayıplar. Onları takip ederek tansiyonu olsun, kalp atımı olsun, solunumu olsun, kan gazları olsun. Normal bir bireyin nasıl seyretmesi gerekiyorsa o şekilde sürdürülmesinde görevimiz var. Bir de dediğiniz gibi ameliyat sonrası dönemde de işimiz bitmiyor. Yoğun bakımımızda da özellikle kritik hastalıkları olan yahut da büyük ameliyatlar olup yakından takip edilmesi gereken, birkaç gün takip edilmesi gereken hastalarımızı da o ameliyathane katındaki ameliyat sonrası bakım ünitemiz, yoğun bakım ünitemize alıyoruz. Orada tedavilerine devam ediyoruz. Hı hı. Yoğun bakımda takip ettiğiniz birkaç böyle önemli hastalık grubu var. Örneğin bizim sepsis dediğimiz durum. Sepsis nedir? Yani nasıl bir tedavi uygulanır? Evet, onu... çok doğru. Günümüzün yoğun bakımlarının en büyük sorunlarından bir tanesi. Sepsis hastalarıyla biz karşılaşabiliyoruz. Çeşitli tabii durumlar sepsise yol açabiliyor. Birçok bölümün hastasında sepsis gelişebiliyor. Bu son yıllarda özellikle önemi anlaşılmış bir konu ama halen günümüzde en çok görülmesine rağmen en az bilinen, üzerinde en çok görülmesine rağmen en az araştırma maliyetine sahip halen en çok öldüren ama halen bunun çok farkında olunmayan bir hastalık grubu. Bu tabii hastamız örneğin trafik kazası olabilir, yüksek ten düşme gibi travma dediğimiz kazalar sonrası olabildiği gibi, büyük ameliyatlar sonrası olabildiği gibi, örneğin bir üroloji hastasında, bir kalp damar cerrahisi hastasında veya başka bölümün hastasında da sepsis gelişebiliyor. Sepsisi tanımlarsak bir enfeksiyon etkeni veya en azından enfeksiyon şüphesi olan bir hastamızı, yani mikrobik bir hastalık diyelim. Mikrobik bir hastalık olması gereken veya en azından o bulguları veren, o şüpheyle, o tanıyla yaklaştığımız bir hasta olacak. Sepsis tanısı için bir. İkincisi de bir tane organ yetmezliği ile baş başa olmamız lazım. Bu ciddi bir tablo olması yani açısından. Enfeksiyon tablosu bir organın yetersizliğine örneğin olarak. Solunum yetmezliği olacak. Yani bu akciğer yetersizliği olacak veya bir karaciğer yetmezliği bulgusu olacak veya bir böbrek yetmezliği bulgusu olacak. Enfeksiyon bulguları, bu laboratuvar ve klinik olarak tabii, enfeksiyon bulguları ve enfeksiyon bulgularıyla beraber bir organ yetmezliği en az olması halinde bu geçen yıl tanımlanan son sepsis tanımı. Eskiden ciddi ağır sepsis diye tanımlanıyordu ama işi biraz daha basitleştirmek için ve algıyı hızlandırmak, tedaviyi bir an önce başlayabilmek için bu şekilde tanımlandı. Hastanın solunum sayısı eğer 22'yi aşıyorsa, yani hızlı solumaya başladıysa, bunu bütün halkımıza aslında önemli tekrar
vurgulayalım. Solunum sayısı hızlandıysa, 22'nin üzerine çıktıysa normalde 12-16'dır dakikada. Herkes saatine baksın ve lütfen solunumunu saysın. 12-16'dır. 22 ve üzerine çıktıysa bu sepsis, yani ciddi bir enfeksiyon, ölümle tehdit eden bir enfeksiyon açısından önemlidir. Tabii İkincisi başka bilinç. Başka akciğer hastalıkları da olabilir. Aynen. Tabii tabii. İkincisi, yani sepsis de olabilir. Evet. İkincisi bilinç bulanıklığı olması. Yani hastanın her zamanki gibi böyle aktif, uyanık değil de biraz böyle bilincinde değişme, kişiliğinde değişme gibi, hani şüphe uyandıran, durgunlaşma gibi bir bulgusunun olması. Ve üçüncüsü de kan basıncı dediğimiz, büyük tansiyon, küçük tansiyon diye tanımlanıyor halkımız arasında. Büyük tansiyon, hani kaç çıktı tansiyonun? Benim büyüğüm, tansiyonum 10, küçüğüm 8'miş, 12-8'miş derler. 10'un altındaysa, yani 100 milimetre civarının altındaysa bu üç bulgu birden sepsisi işaret ediyor. Yani düşük tansiyon varsa. Evet, düşük tansiyon diyelim, bilinç bulanıklığı ve solunum sayısının artışı çok herkesi şüphelendirmeli ve hızla hastaneye koşmalı diyoruz. Çünkü sepsis ilk 2 saatte tedavi edilebiliyor, antibiyotik başlanarak ve yoğun bakım tedavisi başlanarak. O zaman kurtulma şansı %85. Ama 6 saati geçerse bu oran %30-40'lara düşüyor. 36 saati geçerse, ki 1,5 gün yani, 1,5 gün gecikirseniz, bir günü evde geçerse, bu bulguları dikkat etmezseniz, o zaman %15 kurtulma şansı oluyor. %85, yani neredeyse ölüm muhakkak haline geliyor. Evet. Dolayısıyla artık günümüzde bu sepsis kampanyalarıyla, toplantılarla, halka yönelik şeyle, biz de buradan bir kere daha sayenizde çok yerinde bir şeyle vurgulamış olduk. Teşekkürler. Rica ederim. Uyanık olmamız lazım. Uyanık olmamız lazım. Eğer ufacık bir solunum sayısı artışı, bilinç bulanıklığı ve tansiyon düşüklüğüyle karşıyaysak hemen hastaneye, acil servise başvuralım. Hocam, diğer önemli bir konumuz daha var. Aslında zehirlenmeler. Yani bu konuda tabii ki zehirlenme çeşitleri çok fazla ama yani günümüzde işte sık görülen, çevremizde daha sık görülen mantar zehirlenmesi, işte tarımsal ilaçlarla olan zehirlenmeler. Bu tür zehirlenmelerle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet hocam, gerçekten bizim yoğun bakımımızda yine en çok karşılaştığımız ve tedavisini üstlendiğimiz, tedavi etmek zorunda kaldığımız bir grup. Zehirlenmeler dediğiniz gibi pek çok faktörle olabiliyor. Hatta toksikoloji diyoruz biz bu bilim dalına. Toksikolojinin pek çok dalı var. Bizim uğraştığımız alanı, dalı sadece klinik tabii toksikoloji olmuş oluyor. Yani biz tedavi yönündeyiz ama bir hava kirliliğinden sorumlu olan bir hükümet veya fen ekipleri, su belediye, kirliliği. Evet, su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, endüstriyel kirlilikler gibi, hatta ozona kadar hani şey yapabiliriz. Bunların hepsi zehirlenmeye yol açabiliyor. Hepsi zehirlenmeye, kronik yani uzun süreli ve sürekli karşı egzoz dumanı gibi bunlar da var. Onun dışında sorunuza hani gelirsek, bu alan çok geniş ve çok tehdit edici. Sorunuza gelirsek, gelişmiş ülkelerde biraz daha alt sıralarda olmakla birlikte işte trafik kazaları önde, kanserler vesaire, kalp hastalıkları, sonra zehirlenmeler geliyor ama bizde zehirlenmeler biraz daha önde maalesef. Önde. Bu da sizin sebep, sorunuzun çok yerinde olduğu ve halkımızı aydınlatma yönünden bir vurguyu da burada beraber gerçekleştirirsek yararlı olabilir belki. Biz de 4. sırada yaklaşık. Yani bu çok yüksek. Çok yüksek mi? Bir oranda biz zehirlenme olgularıyla karşılaşıyoruz ama çok şükür ki %80 kadarı İşte birinci basamakta veya ikinci basamak dediğimiz, hani üniversite hastanesine gelmeden önceki sağlık basamaklarında yaşamda kalacak şekilde tedavi edilebiliyor. Acile gelen hastaların %10 ila 20'si acilde tedavi edilen, çoğu da acilde tedavi edilebiliyor. Ama %10 ila 20'si yoğun bakımlara gelecek kadar ciddi oluyor. %2 ila 5 oranında da hastaların kaybedilmesi söz konusu olabiliyor. Olabiliyor. Tabii aldığı doz çok önemli. Süre çok önemli. Hı hı.
tedaviye başlangıç zamanı çok önemli. Bu bakımdan eğer herhangi bir zehirlenme şüphemiz var ise yine hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını önermemiz lazım. Ülkemizde ne gibi? Dediğiniz gibi tarım ilaçları ile organofosfat dediğimiz zehirlenmeler, bir tarım ülkesi olduğumuz için denizlimiz de öyle biraz. Sık karşılaşıyoruz. Eskiden daha çoktu ama günümüzde biraz daha azaldı. Bir de çok öldürücü ilaçlardan biraz daha karbamatlar gibi, organofosfatlardan karbamatlar gibi daha az öldürücü. İnseksit, tarım zararlıları. Evet, onlara geçildiği için biraz daha hafifledi. Hafifledi. Ama tabii sadece kazayla olmuyor. Bazen adli vakalar, kriminal, suç, cinayet, bazen bunlar da olabiliyor. Zaten bütün zehirlenme vakaları aslında adli olarak takip de ediliyor. Değerlendirmek gerekiyor. Bazen de suisit ya da intihar amacıyla da olabiliyor. Hocam süremizin sonuna geldik. Daha çok konuşacaktık hocam. Evet maalesef çok bir sonraki programda çok teşekkür ediyorum. Tekrar devam edeceğiz umarım. Ben sizin Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu'nda görev yaptığınızı biliyorum. Son olarak mesajınızı alalım, sonra da programımızı kapatalım isterseniz. Evet, çok teşekkürler. Bu Denizli Tabip Odamızda bu dönem yönetim kuruluna aday olmuştuk. Hekim arkadaşlarımız görevi tevdi ettiler, layık gördüler, sağ olsunlar. Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabip odasında da hekimlerimiz ve sağlığımız için, sağlık politikalarımız için yönetim kurulumuz olarak fikir üretmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımıza, ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz. Zaten amacımız, kuruluş amacı da bu. Kanunla kurulmuş resmi bir kuruluş olarak, meslek odası olarak çok önemli bir görevi var ve büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Ama bu noktada ben sizi özellikle sayıp sevdiğimizi ve takdir ettiğimizi ifade edeyim müsaadenizle. Çünkü iki dönem çok başarılı ve Denizli Tabip Odası'nı çok ileriye taşıyan çok sağ olun güzel bir görev dönemi oldu. Ve sizin önerinizle ben aday olmuştum. Çok memnunum. Bu alanla da bu alanda da bir görev yapma ve faydalı olma şansı sizin sayenizde elde etmiş olduk. En azından önerinizle. Ben bu açıdan size teşekkür ediyorum. Tabip odamızda siz de halen tabii görevlisiniz. İl delegemiz olarak. Olarak Ankara'da da başarılı çalışmalarınızı biz de takip ediyoruz. Programlarınızı burada da takip ediyoruz. Yani hem hekim olarak 20 yılı aşkın bir arkadaşlığımız var. Hem akademisyen olarak hem hekimlerimize yönelik hizmetlerinizde hep takip ettik, alkışladık. Aynı zamanda bu eğitimciliği basın alanında tüm halkımıza da yönlendirdiğiniz için çok sizinle gurur duyuyoruz diyeyim ben çok de. Çok sağ olun. Ben de aynı şekilde hocam. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda konuğum Pamukkale Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Hakan Özcan olacak. Bir sonraki programda görüşünceye kadar sağlığınıza önem verin, sağlıklı kalın.